Hepinize merhabalar değerli Altın Rehber izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz efendim. Ve şimdi de sizlere Sütlüce'den Çınaraltı Uykuluk'tan sesleniyoruz. Yanımda personel müdürü Ali Bey var. Merhabalar efendim. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali Bey, öncelikle şunu sorayım size. Uykuluk nedir? Çoğumuz bunu bilmiyoruz belki de. Şimdi normalde gerçekte uykuluk genelde kuzulardan çıkar. Kuzuların bu gerdan altı eti böyle yumuşakça bir lezzetli bir ettir. Sütlüce için uykuluk borsası deniyor. Böyle bir tabir deniyor. Neden böyle deniyor? Şimdi İstanbul'un en büyük mezbahası zamanında burada Sütlüce'de demiş. Yani bu buradan yayıldığı için, onlar çıkardığı için yani sadece borsası burası. Yani İstanbul'da sadece burada var. Yani gerçek uykuluk, gerçek damak zevki olan uykuluk burada olduğu için, yani buradan yayıldığı için buraya borsa demişler. Yani uykuluğun borsası burası. Peki efendim, ürünlerinizi yani uykulu siz kendi yetiştirdiğiniz hayvanlardan mı elde ediyorsunuz yoksa bilindik firmalardan mı alıyorsunuz? Biz tanınmış kişilerden, yani yıllardır, en az 10 yıldır hep aynı kişilerden aldığımız için tanınmış kişilerden alıyoruz. Yani genelde dışarılardan, yıllarda çalıştığımız kişiler. Peki biraz Çınaraltı uykuluğu tanıyalım. Sizde neler var, menünüzde neler var? Bizim menümüzde olmazsa olmaz önce uykuluk, yerden uykuluk. Sonra bizim ciğerimiz, çok güzel ciğerimiz var. Yaprak ciğer ismini veriyoruz. Böyle Edirne usulü tarzı. Sonra bizim tavalarımız çok güzeldir. Özellikle saçta ve güveç. Fındık uykuluğumuz ve gerdan uykuluğumuz başta. Yani genelde Osmanlı mutfağı tarzı, yani Osmanlı mutfağı. Uykuluk ve sonra et, et ürünlerimiz. Genelde başta etler. Peki Ali Bey, ismi Çınaraltı ve biz şu an koskoca bir çınarın önündeyiz. Bu ağacın hikayesi nedir? Onu da alalım sizden. Bu ağacın hikayesi, bu ağaç yaklaşık 2 asırlık bir ağaç. Yani ağacın hikayesi, işte çınarın altında bir mekan var şu anda. Yani özelliği valla en az 2 asırlık bir ağaç. İsmini buradan alıyor yani. İsmini evet, Çınaraltı diye ismini buradan alıyor. Bu uykuluğun çeşitleri var mı? Şimdi uykuluğun çeşit olarak evet sınıf ayrılımı bir gerdan uykuluk diyoruz, bir de fındık uykuluk diyoruz, bir de ciğer uykuluğu dediğimiz aslında 3 çeşit gibi herkes öyle bilinir. Gerdan uykuluğu normal kuzunun bu gerdan etinden oluşuyor. Bu fındık dediğimiz de bu ciğerle böbrek arasında oluşan böyle biraz daha yağlı beyaz et parçasıdır. Ciğer uykuluğu da ciğerin o bölgeden çıkıyor. Bu daha yumuşaksı bir ettir. Diyelim ki ben bir mekana gittim ve uykuluk yemek istiyorum. Önüme bir tabakta uykuluk geldi. Ben onun taze olup olmadığını, o an onu yiyeyim mi, yemeyeyim mi kararını nasıl vereceğim? Nasıl anlayacağım taze olduğunu? Vallahi önce uykuluk, yani taze olması için bir kokusundan güzel bir, hoş bir koku bırakıyor. Bir de böyle, hani böyle böbreğin biraz daha yumuşak bir türde oluyor. Ve genelde parlak. Parlak bir görünümü var. Yani taze olduğunu olmadığını anlarsınız. Bir de tat yediğiniz zaman tadından. Böyle ağızda hoş bir tat bırakıyor. Böyle yumuşakça bir tat. Evet değerli Altın Rehber izleyicileri. Siz de uykuluk müptelasıysanız, yolunuzda Sütlüce'ye düşüyorsa bu köklü geçmiş olan mekanı ziyaret edebilirsiniz efendim. Bir başka sektörde kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.